ayın arkadaşı yıldız. Bir zamanlar, gökyüzünün en yüksek noktasında, parlak ve gururlu bir ay yaşardı. Ay her gece dünyayı aydınlatır, insanlara ve hayvanlara rehberlik ederdi. Ancak, ay çok yalnızdı. Gökyüzünde milyonlarca yıldız olmasına rağmen, hiçbiri ayın yanına yeterince yakın değildi. Bir gece ay yalnızlığını bir yıldıza döktü. Keşke bir arkadaşım olsa diye fısıldadı. Bu fısıltı gökyüzünde parlak bir yıldız tarafından duyuldu. Yıldız, ayın yalnızlığını gidermek için ona daha yakın bir yere taşınmaya karar verdi. Ertesi gece ay bir farklılık fark etti. Gökyüzünde kendisine doğru yaklaşan parlak bir ışık vardı. Ay'a arkadaşlık etmek isteyen yıldızdı. Yıldız, Ay'a o kadar yaklaştı ki, onlar artık birbirlerini net bir şekilde görebiliyor ve hatta sohbet edebiliyorlardı. Yıldız, her gece Ay'ın yanında parladı. Onlar hikayeler anlattılar, gökyüzündeki diğer yıldızları izlediler ve dünyadaki yaşamı seyrettiler. Ay artık yalnız hissetmiyordu çünkü bir arkadaşı vardı. Zamanla Ay ve Yıldız'ın dostluğu gökyüzünde bir efsane haline geldi. İnsanlar, Ay'ın artık yalnız olmadığını ve bir yıldızın ona arkadaşlık ettiğini fark ettiler. Bu hikaye, umut ve dostluğun simgesi olarak anlatılmaya başlandı. Böylece Ay ve Yıldız birlikte parlamaya devam ettiler, her gece dünyaya umut ve ışık saçarak. Onların dostluğu, gökyüzünün karanlığında bir parıltı ve sıcaklık kaynağı oldu. Günlerden bir gün, ay ve yıldız gökyüzünde parıldarken, dünyada küçük bir çocuk onları hayranlıkla izliyordu. Çocuk, ay ve yıldızın birbirlerine olan derin dostluklarını ve nasıl birlikte parladıklarını görünce, kendisi de böyle bir dostluk hayal etmeye başladı. Çocuğun adı Elif'ti. Elif her gece yatmadan önce penceresinden ay ve yıldıza bakar ve onlarla konuşurdu. Keşke benim de sizin gibi bir dostum olsa diye fısıldardı. Ay ve yıldız Elif'in bu dileğini duydular ve ona yardım etmeye karar verdiler. Bir sonraki gece ay ve yıldız bir plan yaptılar. Yıldız dünyaya düşen bir yıldız kayması oluşturdu. Bu kayan yıldız Elif'in evinin bahçesine düştü. Ertesi sabah Elif bahçede parıldayan küçük bir taş buldu. Aslında yıldızdan gelen bir parçaydı ve büyülü güçlere sahipti. Elif taşı aldığında bir ses duydu. "Ben senin yeni dostunum." diye fısıldayan bir ses. Bu ses yıldızdan gelen taşın içinden geliyordu. Elif'e sadece konuşmakla kalmayıp ona gökyüzünü ve yıldızları daha yakından gösteren sihirli güçler de verdi. Geceleri Elif taşını alır ve onunla konuşurdu. Ona ay ve yıldız hakkında bilinmeyen hikayeler anlatır, uzak galaksileri ve gökyüzündeki diğer harikaları gösterirdi. Elif, bu sihirli dostu sayesinde her gece yeni bir maceraya atılırdı. Ay ve Yıldız, Elif'in artık yalnız olmadığını görmekten büyük mutluluk duydular. Onların gökyüzündeki dostluğu, şimdi dünyada da bir yansıması bulmuştu. Zamanla, Elif büyüdü ama sihirli taşını ve gökyüzündeki dostlarını asla unutmadı. Ay ve Yıldız'ın hikayesini herkese anlatır ve dostluğun, ışığın karanlığı nasıl yenebileceğinin bir örneği olduğunu vurgulardı. Ve böylece ay ve yıldızın dostluğu sadece gökyüzünde değil, aynı zamanda dünyada da umut ve ışık saçmaya devam etti. Onların hikayesi, zamanın ötesine geçen bir dostluk ve sevgi mesajı olarak kalplerde yaşamaya devam etti. Büyülü ormanın sırrı bir zamanlar uzak bir köşede ışığın bile yolunu kaybettiği gizemli bir orman vardı. Ormanın adı Büyülü Orman'dı. Bu ormanın derinliklerinde hayal gücünün sınırlarını zorlayan canlılar ve bitkiler yaşardı. Ancak ormanın en büyük sırrı hiç kimsenin bulamadığı gizli bir bahçeydi. Ormanın kenarında minik bir köy vardı köyün çocukları, her akşam büyüklerinin anlattığı büyülü hikayelerle büyürdü. Bu hikayelerden en çok merak edileni, ormanın kalbindeki gizli bahçeydi. Rivayete göre, bahçenin ortasında bir ağaç vardı ve bu ağacın meyveleri, yiyenlere ömür boyu mutluluk vaat ediyordu. Köyün en cesur üç çocuğu, Ela, Can ve Ada, bir gün bu gizemli bahçeyi bulmaya karar verdi. Ertesi sabah, güneş domadan yola çıktılar. Büyülü ormana adım attıklarında, her adımda bir mucizeyle karşılaştılar. Konuşan ağaçlar, dans eden çiçekler ve şarkı söyleyen kuşlar onları selamladı. Yolculukları sırasında, bir dizi zorluğun üstesinden gelmeleri gerekti. İlk engel, geçit vermez görünen karanlık bir nehir ila nehrin kenarında parlayan taşları fark etti. Bu taşlar, ışıkla dolu yolu aydınlatıyordu. Çocuklar, taşların üzerinde yürüyerek nehrin ötesine geçtiler. Ormandan geçerken, bir yaban arısı sürüsüyle karşılaştılar. Ha, sakin kalmalarını ve arıların onlara zarar vermek istemediğini fark etti. Arılar, onları bir sonraki engelin üstesinden gelmeleri için gerekli ipucunu verdi. En yüksek tepenin ardında, güneşin en parlak vurduğu yerde sırrı bulacaksınız. Bu ipucuyla üç arkadaş en yüksek tepeye tırmandı. Tepenin ardında, güneşin ışıklarıyla parıldayan muhteşem bir manzara vardı. Güneş doğrudan gizli bahçenin kapısını aydınlatıyordu. Kapıyı ittiklerinde, içeri adım attılar ve karşılarında duran ağacı gördüler. Ağacın altın renkli meyveleri, ışıl ışıl parlıyordu. Ya, Can ve Ada, bu maceranın birlik ve cesaretin gücünü gösterdiğini anladı. Her biri, ağaçtan bir meyve aldı ve birlikte yediler. Meyvenin tatlılığı dudaklarında, mutluluğun ve maceranın hatırası kalplerinde kaldı. Gizli bahçeyi bulmanın ve ormanın sırrını çözmenin mutluluğuyla köylerine döndüler. Büyülü ormanın derinliklerinde yaşadıkları macera köyde efsane haline geldi. Çocuklar, büyülü ormanın sadece cesur ve iyi kalpli olanlara sırlarını açtığını herkese anlattı. Ve böylece ormanın mucizeleri ve gizli bahçenin sırrı nesilden nesile aktarılarak efsaneleşti. Ya, Can ve Ada, köylerine döndükten sonra, ormanın sakinleri hakkında anlattıkları hikayelerle herkesi büyüledi. Ormanın derinliklerinde, minik ışık perileri, konuşan ağaçlar ve şifalı bitkilerle dolu bir dünya vardı. En çok merak edilen sakinlerden biri de, zamanın kendisini durdurabilen yaşlı baykuştu. Bu baykuş ormanın bilgesi olarak bilinir ve orman sakinlerine akıl hocalığı yapardı. Köylerine dönüş yolculuklarında üç arkadaş bir gece ormanda mahsur kaldı. Karanlık çökünce yıldızların ışığıyla yolunu buldular. Yıldızların ışığı onları güvenli bir yola yönlendirdi ve sabaha karşı köylerine ulaştılar. Gizli bahçenin sırrını paylaşmalarıyla köydeki çocuklar daha cesur ve hayal güçleri daha geniş hale geldi. Büyülü orman hakkında daha fazla öğrenme arzusu, köydeki herkesi bir araya getirdi ve ormanla olan bağları güçlendi. Bir sonraki maceraları, ormanın en derinliklerine, hiç kimsenin ayak basmadığı bir mağarayı keşfetmek üzere planlandı. Rivayete göre, bu mağara, zamanın başlangıcından kalma unutulmuş hazineleri saklıyordu. Ya, Can ve Ada, bu yeni maceraya hazırlanırken, köydeki diğer çocuklar da onlara katılmak için can atıyordu. Gökyüzü Krallığı'nın Kayıp Yıldız bir zamanlar gökyüzünün en yüksek noktasında parlayan büyülü bir krallık vardı. Bu krallığın adı Luminea'ydı ve burası yıldızların eviydi. Luminia'nın hükümdarı, ışığın ve parıltının kraliçesi olan Zarnay'dı. Sarina, krallığın her köşesini aydınlatan göz kamaştırıcı bir yıldızdı. Ancak bir gün, karanlık bir gölge düştü Luminia'ya. Kötü kalpli bir gölge yaratığı, Zarina'nın parlak ışığını kıskanıyordu ve onun ışığını söndürmeye karar verdi. Yaratık, Zarina'nın ışığını çalmak için bir plan yaptı ve bir gece tüm Luminia'yı karanlığa gömerek Zarina'nın ışığını çaldı. Krallık karanlığa gömüldüğünde, yıldızlar birer birer kaybolmaya başladı. Ancak Luminia'nın en genç yıldızı olan Leo, Zarina'yı kurtarmaya ve ışığını geri getirmeye kararlıydı. Leo cesurca gölge yaratığın peşine düştü ve onun karanlık dünyasına doğru bir yolculuğa çıktı. Leo'nun yolculuğu boyunca birçok zorlukla karşılaştı. Karanlık ormanlardan geçti, derin uçurumları aştı ve karanlık yaratıklarla savaştı. Ancak Leon'un kalbindeki cesaret ve umut hiç azalmadı. Sonunda Gölge Yaratığın kalesine ulaştı ve onunla büyük bir savaşa girdi. Savaş sırasında Leon'un içindeki ışık parladı ve Gölge Yaratığın karanlığını yendi. Sarina'nın çalınan ışığını geri aldı ve onu Minaya getirdi. Zarina'nın ışığı yeniden parladığında, tüm krallık aydınlandı ve kaybolan yıldızlar birer birer geri döndü. Dio, cesareti ve kararlılığı sayesinde bir kahraman oldu ve Luminia'nın her köşesinde onun hikayesi anlatıldı. Sarina, Leo'yu yanına alarak onu krallığın koruyucusu ilan etti. Ve böylece, Luminia bir kez daha ışık ve mutlulukla dolu bir yer oldu. Leo'nun kahramanlıkları Luminia'nın her yerinde kutlanıyordu. Ancak genç yıldızın macerası henüz bitmemişti. Sarina Leo'ya yeni bir görev verdi: Gökyüzü krallığının sınırlarını genişletmek ve kaybolan yıldız kardeşleri bulmak. Leo bu yeni görev için yola çıktı ve gökyüzünün bilinmeyen köşelerine doğru bir yolculuğa başladı. Yolculuğu sırasında renkli nebulaları, dans eden kuyruklu yıldızları ve şarkı söyleyen meteorları keşfetti. Her yeni keşifte Leo'nun içindeki ışık daha da parladı ve kaybolan yıldızları birer birer bulmaya başladı. Bir gün Leo bir yıldız topluluğuna rastladı. Bu topluluk, gölge yaratığın karanlığından kaçarak bir nebulanın derinliklerine saklanmıştı. Leo onlara cesaret ve umut verdi. Yıldızlar, Leo'nun rehberliğinde Luminaya geri döndüler ve krallığın ışığı daha da güçlendi. Sarina, Leo'nun bu büyük başarısını öğrendiğinde, onu ışığın prensi ilan etti. Leo artık sadece bir koruyucu değil, aynı zamanda krallığın bir prensiydi. Gökyüzü Krallığı'nın sınırları genişledikçe, Luminea'nın ışığı tüm evrene yayıldı ve her yerdeki çocuklara umut ve rüyalar getirdi. Umarım bu hikaye çocuklarınızın tatlı rüyalar görmesine yardımcı olur. İyi geceler. Parlayan Yıldız. Kayıp Krallığın Sırrı bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, yemyeşil vadiler ve yüksek dağlarla çevrili bir krallık varmış. Bu krallığın adı, Gül Krallığı'ymış. Gül Krallığı, adını her baharda açan rengerek güllerden alırmış. Krallığın her yerinde güller açar, mis gibi kokular yayılırmış. Gül Krallığı'nın kraliçesi, nazik ve bilge bir kadın olan Kraliçe Melis, halkı tarafından çok sevilirmiş. Kraliçe Melis, adaletli yönetimi ve sıcak kalbiyle krallığın barış içinde yaşamasını sağlarmış. Ancak bir gün, krallığın gülleri solmaya başlamış ve kimse nedenini anlayamamış. Kraliçe Melis, bu durumdan çok endişelenmiş ve hemen krallığın dört bir yanına haber göndermiş. Güllerimizi yeniden nasıl canlandırabiliriz diye sormuş. Herkes düşünmüş, taşınmış ama kimse çözüm bulamamış. Bir gün krallığın uzak bir köşesinde yaşayan genç bir kız olan Elif bu haberi duymuş. Elif cesur ve meraklı bir gençmiş. Kraliçe Melis'e yardım edebileceğini düşünmüş ve yola koyulmuş. Elif köyünden ayrılıp saraya gitmiş ve Kraliçe Melis'in huzuruna çıkmış. Kraliçem, ben Elif. Güllerimizi kurtarmak için bir çözüm bulabileceğime inanıyorum," demiş. Kraliçe Melis, Elif'in cesaretinden etkilenmiş ve ona güvenmiş. Elif, krallığın bilge büyücüsü Derviş'ten yardım istemiş. Derviş, eski kitapları karıştırmış ve şöyle demiş: Güllerimizin solmasının nedeni krallığın kalbindeki sihirli gölün kurumasıdır. Bu göl krallığımızın yaşam kaynağıdır. Onu yeniden canlandırmamız gerekiyor. Elif dervişin söylediklerini dinlemiş ve hemen harekete geçmiş. Derviş ona sihirli bir harita vermiş. Bu harita gölü bulmasına ve yeniden canlandırmasına yardımcı olacakmış. Elif, haritayı alıp yola koyulmuş. Harita, Elif'i ormanın derinliklerine götürmüş. Yolda pek çok zorlukla karşılaşmış, dikenli çalılardan geçmiş, derin nehirleri aşmış ve karanlık mağaralarda ilerlemiş. Ancak Elif, cesaretini ve kararlılığını kaybetmemiş. Sonunda, harita Elif'i büyük bir dağın zirvesine götürmüş. Dağın tepesinde sihirli gölün kurumuş yatağı duruyormuş. Elif, gölü canlandırmak için ne yapması gerektiğini düşünürken, gölün kenarında bir mesaj bulmuş. Kalbinin saf sevgisi gölü yeniden canlandıracak. Elif bu mesajı okuyunca gölün kenarına oturmuş ve içindeki tüm sevgiyi ve iyiliği düşünmüş. Gözlerini kapamış ve kalbinin en derininden gelen sevgiyi göle akıtmış. Bir anda, gölüm kurumuş yatağından su fışkırmaya başlamış. Sihirli göl yeniden dolmuş ve etrafa hayat saçmış. Elif, başarısının mutluluğuyla krallığa geri dönmüş. Kraliçe Melis ve krallığın halkı, Elif'in başarısını kutlamışlar. Güller yeniden açmış, krallık eski güzel günlerine dönmüş. Kraliçe Melis, Elif'e teşekkür etmiş ve ona şöyle demiş, cesaretin ve sevginle krallığımızı kurtardın. Sen gerçek bir kahramansın. Ve böylece, Gül Krallığında herkes mutlu ve huzur içinde yaşamaya devam etmiş. Elif'in cesareti ve kalbinin sevgisi, krallığın sonsuza dek mutlu kalmasını sağlamış. Gökten üç elma düşmüş, biri bu masalı anlatan bana, biri dinleyen sana, biri de gül krallığının cesur kahramanı Elif'e. Yo ve Zara'nın büyülü orman macerası Bir zamanlar, çok uzak bir ülkede, yemyeşil ormanların ortasında küçük bir köy vardı. Bu köyde, Leo adında küçük bir çocuk yaşardı. Leo macerayı çok seven ve her zaman yeni şeyler öğrenmeye hevesli bir çocuktu. Bir gün köyün yaşlı bilgesi Leo'ya büyülü bir ormanın hikayesini anlattı. Bu orman köylerinin hemen yanı başında yer alıyordu ve içinde konuşan hayvanlar, şifalı bitkiler ve büyülü yaratıklar yaşardı. Ancak ormana girmek cesaret isterdi çünkü ormanın derinliklerinde bilinmeyen sırlar ve büyük maceralar saklıydı. Leo bu hikayeyi duyar duymaz ormanı keşfetmeye karar verdi. Ertesi günün ilk ışıklarıyla birlikte en iyi arkadaşı Zarayı da yanına alarak büyülü ormana doğru yola çıktı. Ormanın girişinde onları konuşan bir baykuş karşıladı. Baykuş ormanın koruyucusuydu ve onlara yol boyunca rehberlik etmek için geldiğini söyledi. Ormanda ilerlerken, Leo ve Zara birçok harika şeyle karşılaştı. Işıltılı kelebekler, şarkı söyleyen çiçekler ve hatta bir nehirde yüzüp oynayan minik su onların yolu üzerindeydi. Her adımda, ormanın sihri onları daha da büyülü bir dünyaya sürüklüyordu. Derinlerde, büyülü bir ağacın altında, bir tilkiyle karşılaştılar. Tilki onlara ormanın en büyük sırrını açıklamak üzereydi. Büyük bir hazineyi koruyan bir ejderha hakkında konuştu. Ancak bu hazine altın veya mücevher değil, çok daha değerli bir şeydi; ormanın kalbindeki ebedi bilgelik ve doğa ile uyum içinde yaşamanın sırrıydı. Yo ve Zara ejderha ile tanışmaya kararlıydı. Yolculukları onları ormanın en karanlık köşelerine, hiç bilmedikleri yerlere götürdü. Sonunda yemyeşil bir vadiye ulaştıklarında ejderha ile yüz yüze geldiler. Ejderha onların cesaretinden ve iyi niyetlerinden etkilendi ve ormanın sırlarını onlarla paylaştı. Leo ve Zara ormandan döndüklerinde yalnızca büyülü bir macera yaşamakla kalmamış, aynı zamanda doğayı ve çevrelerindeki dünyayı korumanın önemini de öğrenmişlerdi. Köylerine döndüklerinde yaşadıkları maceraları ve öğrendikleri dersleri herkese anlattılar. Ve böylece Leo ve Zara'nın büyülü ormandaki macerası, köydeki her çocuğun hayallerini süsleyen bir hikaye haline geldi. Onlar cesaret, dostluk ve doğayla uyum içinde yaşamanın önemini herkese öğretmiş oldular. Masalımızı orada bırakmıştık ki, Leo ve Zara büyülü ejderha ile karşılaşmışlardı. Ejderha, onları bilgelikte dolu bir yolculuğa çıkararak, ormanın derinliklerindeki sırları paylaşmaya başladı. Ejderha, konuşmasına başladı, siz genç maceracılar, Cesaretiniz ve temiz kalbinizle buraya kadar geldiniz. Şimdi size doğanın dengesini korumanın ve çevremizdeki tüm canlılarla uyum içinde yaşamanın önemini anlatacağım. Bu orman yüzlerce yıldır var olan bir denge üzerine kurulu. Her canlı büyük bir ailenin parçası ve her birinizin eylemleri bu dengenin korunmasında önemli bir rol oynar ejderha, onlara ormanın kalbindeki gizli bir bahçeyi gösterdi. Bu bahçe, tüm orman canlılarının bir araya geldiği, birbirleriyle bilgelik ve hikayeler paylaştığı bir yerdi. Leo ve Zara, orada ormanın en yaşlı ağacıyla tanıştılar. Onlara geçmişten geleceğe uzanan hikayeler anlattı ve doğayı korumanın önemini vurguladı masalımızın sonunda, Leo ve Zara ormandan ayrıldıklarında, kendilerini değişmiş hissettiler. Artık sadece maceralarıyla değil, aynı zamanda doğaya olan saygıları ve onu koruma arzularıyla da doluydular. Köylerine döndüklerinde, öğrendikleri her şeyi arkadaşlarıyla ve aileleriyle paylaştılar. Onlar artık sadece köylerinin değil, büyülü ormanında koruyucularıydılar. Ve işte Leo ve Zara'nın büyülü ormandaki macerasının devamı ve sonu burada. Umarım bu hikaye çocuklarınıza güzel düşler getirir. Ormanın bilge kurbağası. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil ağaçlarla kaplı bir orman varmış. Bu ormanın içinde türlü türlü hayvanlar yaşarmış; sevimli sincaplar, neşeli kuşlar, hızlı tavşanlar ve daha niceleri. Ancak bu ormanın en bilge ve en yaşlı sakini, göl kenarında yaşayan yaşlı bir kurbağa olan Kiki'ymiş. Kiki, hayatı boyunca ormanın her köşesini gezmiş, pek çok şey öğrenmiş. Ormanın diğer hayvanları ne zaman bir sorun yaşasa, Kiki'ye gelir ve onun bilgece öğütlerinden faydalanırlarmış. Bir gün ormanda büyük bir sorun çıkmış. Ormanın ortasında kocaman bir ağaç varmış ve bu ağacın dalları tüm hayvanlar için çok önemliymiş. Kuşlar yuvalarını bu ağacın dallarına yapar, sincaplar bu ağacın meşe palamutlarını toplar, tavşanlar ise gölgesinde serinlerlermiş. Ancak bir sabah, Herkes uyandığında bu koca ağacın dallarının kuruduğunu fark etmişler. Ağaç kuruyup giderse tüm hayvanlar zor durumda kalacakmış. Hayvanlar hemen Kiki'nin yanına gitmişler. Kuşlar, sincaplar ve tavşanlar hep bir ağızdan "Kiki, ne yapmalıyız? Bu ağacı nasıl kurtarabiliriz?" diye sormuşlar. Kiki uzun beyaz sakalını okşayıp derin bir nefes almış. O ağaç, ormanımızın kalbi. Onu kurtarmanın bir yolunu bulmalıyız. Hep birlikte çalışmamız gerekecek, demiş. Sonra da bir plan yapmış. Hiki'nin planına göre, her hayvanın kendine has bir görevi varmış. Kuşlar, gökyüzünden su taşıyacak, sincaplar, toprağı havalandıracak, tavşanlar ise ağacın köklerine kadar uzanan tüneller kazacakmış. Herkes görevini büyük bir titizlikle yerine getirmiş. Kuşlar göl kenarından su taşıyıp ağacın dallarını sulamışlar. Sincaplar toprağı kazıp ağacın köklerinin daha rahat nefes almasını sağlamışlar. Tavşanlar da ağacın köklerine kadar inen tüneller kazıp köklerin suya ulaşmasına yardımcı olmuşlar. Bir hafta boyunca gece gündüz çalışmışlar ve sonunda, ağacın kurumuş dalları yeniden yeşermeye başlamış. Yeni yapraklar filizlenmiş, dallar güçlenmiş. Ağacın eski güzel hali geri dönmüş. Ormanın hayvanları sevinçle birbirlerine sarılmışlar. Hepsi Kiki'ye teşekkür etmişler. Kiki ise gülümseyerek, birlikte çalışarak neleri başarabileceğimizi gördünüz. Ormanımızı korumak için her zaman birlikte olmalıyız demiş. Bundan sonra ormanın hayvanları her yıl Kiki'yi anmak için büyük bir şenlik düzenlemişler. Bu şenlikte her hayvan kendi yeteneklerini sergiler ve ormanın ne kadar güçlü ve güzel olduğunu kutlarmış. Ve ormanın bilge kurbağası Kiki göl kenarındaki yerinde huzurla yaşamaya devam etmiş. Ormandaki her hayvan, Kiki'nin bilgece öğütlerini her zaman hatırlamış ve ormanlarını korumak için hep birlikte çalışmışlar. Gökten üç elma düşmüş, biri bu masalı yazan Kiki'ye, biri bu masalı anlatan bana, biri de bu masalı dinleyen sana. Ormanın gizli ışığı bir zamanlar, uzak bir köyde, sakin bir ormanın kenarında minik, sevimli bir evde bir kardeş grubu yaşardı. Bu üç kardeşin adı Leyla, Mert ve Elif'ti. Her biri macera perest ruhları ve hayal güçleri ile tanınırdı. Yaz tatillerini dört gözle beklerlerdi çünkü o zaman büyük büyükannesiyle zaman geçirmek için ormanın içindeki bu eski eve giderlerdi. Büyük anneleri, gençken ormanda gezinmeyi ve çeşitli bitkileri toplamayı çok severdi. Şimdi ise torunlarına ormanın sırlarını ve hikayelerini anlatarak günlerini geçiriyordu. Bir gün, büyük anneleri onlara gizemli ışık festivalinden bahsetti. Her yüzyılda bir, ormanın en derin yerlerinde, doğanın ruhları tarafından bir festival düzenlenirdi. Bu festivalde ormanın her köşesinden hayvanlar, büyülü yaratıklar ve hatta konuşan ağaçlar bir araya gelir, gecenin karanlığını renkli ışıklarla aydınlatırlardı. Leyla, Mert ve Elif bu hikayeden çok etkilendiler ve büyük annelerinden festivali bulmalarına izin vermesini istediler. Büyük anneleri başta tereddüt etse de, çocukların güvenliğinden emin olduktan sonra onlara izin verdi ve birkaç önemli kural koştu, birbirlerinden ayrılmayacaklar, yabancı meyvelerden yemeyecekler ve gece yarısından önce eve döneceklerdi. Çocuklar, büyük annelerinin verdiği eski bir harita ile yola koyuldular. Yol boyunca ormanın derinliklerinde gizlenmiş çeşitli yaratıklarla karşılaştılar. Bir sincap onlara yönlerini bulmalarında yardımcı oldu, bir baykuş onlara eski orman hikayelerini fısıldadı ve bir geyik onları derin bir nehrin üzerinden geçirdi. Sonunda festivalin yapıldığı yere vardıklarında her şey büyükannelerinin anlattığından daha büyüleyiciydi. Yıldızlar altında dans eden ateş böcekleri, gökyüzünde süzülen parlak kelebekler ve ay ışığı altında şarkı söyleyen kuşlar vardı çocuklar gecenin büyüsüne kapıldılar ve festivalin tadını çıkardılar. Ancak, büyük annelerinin kurallarını hatırlayarak gece yarısından önce eve dönme sözlerini tuttular. Eve döndüklerinde, büyük anneleri onların güvenli dönüşlerini kutladı ve onlara kendi gençlik maceralarından bazılarını anlatmaya başladı. Leyla, Mert ve Elif o gece başlarından geçen maceraları düşünerek tatlı bir uykuya daldılar, bilerek ki orman her zaman onları daha fazla macera için bekliyor olacaktı. Ve böylece üç kardeşin ormanda geçirdiği sihirli bir gece onların hayatlarında unutulmaz bir anı olarak kaldı. Ertesi sabah Leyla, Mert ve Elif uyanır uyanmaz dün gece yaşadıkları macerayı tekrar konuşmaya başladılar her bir detay, onların gözlerinde yeniden canlanıyordu. Büyük anneleri onları mutfağa çağırdığında, çocukların yüzleri heyecanla parlıyordu. Kahvaltı sırasında, büyük anneleri onlara bir sürpriz yaptığını söyledi. Festivalin yapıldığı yeri ziyaret eden her çocuğa ormanın koruyucuları tarafından küçük bir hediye verildiğini açıkladı. Ancak bu hediyeleri bulabilmek için özel bir ipucuna ihtiyaçları vardı. Büyük anneleri, bir zamanlar kendisinin de böyle bir hediye aldığını ve bunun bir tür sihirli tohum olduğunu anlattı. Çocuklar, hemen ormana koşup bu sihirli tohumları bulmaya karar verdiler. Yolda, festivalden tanıdıkları sincap, baykuş ve geyikte karşılaştılar her biri, çocuklara tohumların yerini bulmaları için yardımcı oldu. Leyla bir dizi renkli taşın işaret ettiği yere, Mert ise bir ağacın altında gizlenmiş bir kovuğa, Elif de bir su birikintisinin yanında parlayan bir yere yönlendirildi. Her bir kardeş, kendine özgü bir sihirli tohum buldu. Leyla'nın tohumu, ışıl ışıl parlayan mavi bir tohumdu, Mert'in tohumu ateş gibi kızıl, Elif'in tohumu ise altın sarısı bir parlaklıktaydı. Çocuklar tohumları büyük annelerine göstermek için heyecanla eve döndüler. Büyük anneleri tohumları görünce çok mutlu oldu ve onlara bu tohumların aslında büyülü ağaçlar yetiştireceğini söyledi. Ağaçlar büyüdükçe, çocuklar her zaman ormanın sihrini yanlarında hissedeceklerdi. Çocuklar tohumları büyük bir sevinçle bahçeye diktiler. Yıllar geçtikçe ağaçlar büyüdü ve her biri farklı mevsimlerde farklı renklerde çiçek açtı. Leyla, Mert ve Elif büyüdükçe ormanla olan bağları da güçlendi. Ve her zaman ormanın gizli ışığını kalplerinde taşıdılar. Pamuk ve Bayan Kirpi'nin Büyülü Orman Macerası Bir zamanlar, çok uzaklarda, büyülü bir ormanda, bir tavşan ve bir kirpi yaşardı. Tavşanın adı Pamuk, kirpinin adı ise Bayan Kirpi'ydi. Pamuk ve Bayan Kirpi, en iyi arkadaştı ve her gün birlikte oynarlardı. Bir gün, Pamuk ve Bayan Kirpi, ormanda yeni bir macera aramaya karar verdiler derin ormana doğru yürümeye başladılar ve çok geçmeden büyük bir göl buldular. Gölün ortasında, bir ada ve adanın üzerinde de büyük bir ağaç vardı. Pamuk ve bayan kirpi, adaya nasıl geçeceklerini düşündüler. Sonunda, Pamuk sırtına çıkarak yüzmesiyle adaya geçmeye karar verdiler. Pamuk, bayan kirpiyi sırtına alıp yüzmeye başladı. Bir süre sonra, nihayet adaya ulaştılar. Ada, büyük ağacın altında, bir hazine sandığı buldular. Sandığı açtıklarında, içinde bir sürü altın ve mücevher buldular. Ancak pamuk ve bayan kirpi, bu hazinenin sahibinin kim olduğunu bilmedikleri için, onu orada bıraktılar. Onlar için asıl hazine, birlikte geçirdikleri zaman ve yaşadıkları maceralardı. Bu yüzden elleri boş dönmüş olsalar bile gülümseyerek eve döndüler. Ve o günden sonra her zaman birlikte daha fazla macera aradılar. Bir gün Pamuk ve Bayan Kirpi ormanda bir çiçek tarlası buldular. Çiçeklerin arasında dolaştılar, çiçeklerin kokusunu içlerine çektiler ve çiçeklerin güzelliğini seyrettiler. O gün Pamuk ve Bayan Kirpi doğanın ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladılar. Bir başka gün Pamuk ve Bayan Kirpi ormanda bir mağara buldular. Mağaranın içine girdiler ve mağaranın derinliklerinde neler olduğunu merak ettiler. Mağaranın içinde bir sürü güzel kristal buldular. Kristallerin ışıltısı mağaranın içini aydınlatıyordu. Pamuk ve Bayan Kirpi her gün yeni bir macera yaşadılar. Ormanda yeni yerler keşfettiler, yeni arkadaşlar edindiler ve yeni hikayeler oluşturdular. Ve her gece yıldızların altında birlikte uyuyup birlikte rüya görürlerdi. Ve böylece Pamuk ve Bayan Kirpi'nin hikayesi devam eder. Onlar her gün yeni bir macera ararlar, yeni bir hikaye yazarlar ve birlikte geçirdikleri zamanın değerini bilirler. Çünkü onlar için asıl hazine birlikte geçirdikleri zamandır. Bir sabah Pamuk ve Bayan Kirpi ormanda yeni bir macera aramaya karar verdiler. Bu sefer ormanın daha önce hiç gitmedikleri bir bölgesine doğru yürümeye başladılar. Ormanın bu bölgesi Büyük ve eski ağaçlarla doluydu. Ağaçların arasında dolaştıkça Pamuk ve Bayan Kirpi ormanın ne kadar büyülü olduğunu bir kez daha anladılar. Derin ormanda bir dere buldular. Ve kristal gibi berrak bir suyu vardı ve suyun içinde bir sürü renkli balık yüzüyordu. Pamuk ve Bayan Kirpi dere kenarında oturup balıkları izlediler. Balıkların suyun içinde nasıl da özgürce yüzdüklerini görmek onları çok mutlu etti. Dereyi takip ettiklerinde bir şelale buldular. Şelalenin suyu yüksek bir kayadan aşağıya doğru akıyordu ve suyun sesi ormana huzur veriyordu. Pamuk ve Bayan Kirpi şelalenin yanında bir süre oturup suyun sesini dinlediler. Sonra Pamuk ve Bayan Kirpi ormanda yeni bir macera aramaya devam ettiler. Ormanda yeni yerler keşfettiler, yeni arkadaşlar edindiler ve yeni hikayeler oluşturdular. Ve her gece yıldızların altında birlikte uyuyup birlikte rüya görürlerdi. Ve böylece Pamuk ve Bayan Kirpi'nin hikayesi devam eder. Onlar her gün yeni bir macera ararlar. Yeni bir hikaye yazarlar ve birlikte geçirdikleri zamanın değerini bilirler. Çünkü onlar için asıl hazine birlikte geçirdikleri zamandır. Ve masal burada biter. İyi geceler, tatlı rüyalar. Uyuyan Orman'ın kahramanları. Bir zamanlar uzak bir ülkede Gökyüzünün daha mavi olduğu, ormanların sonsuz gibi uzandığı ve hayvanların insanlarla dostça yaşadığı bir köy vardı. Bu köyde küçük bir kulübede yaşayan sevgi dolu bir aile vardı. Aile, meraklı ve maceracı iki çocuğa sahipti: Ela ve Can. Ela ve Can her akşam yıldızların altında büyük babalarının anlattığı masalları dinlemeyi çok severdi. Bir gün büyük baba, onlara hiç duymadıkları bir hikaye anlatmaya karar verdi. Bu hikaye, uyuyan orman ve onu uyandırmak için gereken gizemli anahtarın peşine düşen cesur bir çocuğun macerasını anlatıyordu. Büyük baba başladı, uzun zaman önce, köyümüzün ötesindeki büyük orman, bir büyücünün laneti yüzünden derin bir uykuya daldı. Açlar, çiçekler ve hatta ormanda yaşayan hayvanlar bile hareketsiz kaldı. Efsaneye göre, ormanı uyandırabilecek tek şey, cesaret, neşe ve saf bir kalbi olan bir çocuğun elindeki gizemli anahtardı. Eya ve Can, Büyük Baba'nın her kelimesini büyük bir merakla dinliyorlardı. Büyük Baba devam etti, bu anahtarı bulmak hiç kolay değildi. Çünkü anahtar, zamanın başlangıcından beri kayıttı. Ama efsaneler, anahtarın sırrını çözebilecek ve ormanı tekrar canlandırabilecek bir kahramanın bir gün ortaya çıkacağını söylüyordu. Ertesi sabah, Ela ve Can gözlerini bir maceranın heyecanıyla açtı. Büyük babanın hikayesi onları o kadar etkilemişti ki, uyuyan ormanı bulup, onu uyandırmaya karar verdiler. Hazırlıklarını yaptıktan sonra ormana doğru yola çıktılar. Yolculukları sırasında akıllı bir baykuşla, şarkı söyleyen bir nehirle ve hatta gizemli bir dağla karşılaştılar. Her biri anahtarı bulmalarına yardımcı olacak ipuçları verdi. En sonunda ormanın derinliklerinde zamanın unuttuğu gizli bir bahçeye ulaştılar. Bahçenin ortasında ışık saçan bir çiçek duruyordu. Çiçeğe yaklaştıklarında onun aslında aradıkları gizemli anahtar olduğunu fark ettiler. Ela ve Can anahtarı alıp ormanın kalbine doğru ilerlediler. Ormanın kalbinde büyücünün lanetini bozacak bir dilek tuttular. Birden uyuyan ağaçlar yeşermeye, çiçekler açmaya ve hayvanlar hareketlenmeye başladı orman yıllar sonra ilk kez yeniden hayat bulmuştu. Geri döndüklerinde, tüm köylüler onların kahramanlık hikayesini dinledi ve onları büyük bir sevgiyle karşıladı. Ela ve Can'ın macerası, cesaretin ve umudun her zaman zafer kazanacağını kanıtlamıştı. Ve böylece, büyük babanın anlattığı masal, Ela ve Can'ın gerçek bir maceraya dönüşmüştü. O günden sonra, herkes onlara, uyuyan ormanın kahramanları olarak saygı gösterdi. Aileleri ise, onların cesaret ve iyilik dolu kalpleriyle gurur duyuyordu. Büyük babanın masalı bitmişti ama Ela ve Can'ın macerası henüz sona ermemişti. Birkaç gün sonra, köyün hemen dışındaki ormanda, daha önce hiç görmedikleri gizemli bir ışık belirdi uyuyan ormanın tamamen uyandığının ve yeni sihirli sırlar sunmaya hazır olduğunun işaretiydi. Ea ve Can, bu yeni sırrı keşfetmek için yola çıktılar. Ormanın derinliklerine doğru ilerlerken, bir peri topluluğuyla karşılaştılar. Periler, çocuklara ormanın kalbindeki eski bir ağaçtan bahsettiler. Bu ağaç, dünyanın dört bir yanından toplanan sihirli tohumları barındırıyordu ve bu tohumlar, yalnızca saf kalpli çocuklar tarafından ekildiğinde büyülü bitkiler yetiştiriyordu. Eya ve Can, büyük bir heyecanla, beri topluluğu tarafından gösterilen ağaca ulaştılar. Ağacın dibinde parıldayan tohumları buldular ve onları ormanın çeşitli yerlerine ekmeye karar verdiler. Her bir tohum, ettikleri yerde hızla büyüdü ve büyüleyici bitkiler haline geldi. Bu bitkiler, ormana yeni canlılar çekti ve köy ile orman arasındaki bağı daha da güçlendirdi. Ela ve Can'ın yeni macerası, köy halkı arasında hızla yayıldı. Herkes, çocukların ormana getirdiği bu yeni sihirden büyük mutluluk duydu. Orman ve köy arasındaki dostluk daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir hale geldi. Ela ve Can'ın cesur macerasının sonuydu. Şimdi, tatlı rüyaların sizi beklediği o güzel uyku vakti geldi. Gözlerinizi kapatın ve kendi maceralarınızın rüyalarında kaybolun. İyi geceler.